Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tepsi tepsi yapacağınız harika bir poğaça tarifim var. Bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, bir paketten bir çay kaşığı eksik kuru maya, bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek iyice karıştırıyorum. Tel çırpıcıyla karıştırmanızı tavsiye ederim. Daha iyi maya eriyecektir. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde topaklanma kalmıyor. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve bir tane yumurtanın beyazı içerisine sarısını da üzeri için ayırdım. Tekrar çırpıcıyla çırpıyorum ve unu ilave ediyorum. Gerçekten evdeki malzemelerle hazırlıyoruz ve çok pratik, lezzetli, pamuk gibi poğaça oluyor. Unun yarısını ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırmayı devam ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyin. Yarısını bir öncesi, yarısını da bir sonrası eklemenizi öneriyorum. Şöyle spatula ile karıştırdım ve içerisinden çıkartarak elimle iyice yoğuracağım. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle biraz yoğurduktan sonra üzerine diğer kalan yarısını da ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı dolu dolu un kullandım arkadaşlar. Un markadan ve kaliteden dolayı 2-3 yemek kaşığı eksik ya da fazla kullanmanıza neden olabilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Şöyle hamuru iyice toparladım. Aynı kabın içerisine alarak üzerine örtüyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben de iç harcını hazırladım. 2 tane patatesi haşladım öncesinde. Şöyle çatalla biraz eziyorum. Çok aşırı ezmeyeceğim. Hafif parçalı kalmasını istiyorum. Dilerseniz iç harcını peynirle de yapabilirsiniz. Şöyle patatesleri ezdim. Ve içerisine birkaç yaprak maydanoz ilave ediyorum. İnce ince kıyılmış. Üzerine bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Karabiber patatesi çok yakışıyor arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Eklemenizi tavsiye ederim. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra iç harcım hazır. Ve artık gelelim hamuru kontrol etmeye. Gayet güzel bir şekilde kabardı. Arkadaşlar benim kabım çok büyük, çok aşırı büyük olduğu için ağzına kadar kabarmıyor zaten. Evet, şöyle hamuru toparladıktan sonra havasını aldım ve artık bezelere bölerek tarifimin yapımına devam ediyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Bu esnada çok fazla hamuru artık yoğurmuyoruz. Mayasını söndürmüyoruz. Bezelere bölüyorum. Dilediğiniz küçüklükte, büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Hepsinin eşit olmasına özen gösterelim. Şöyle ben bayağı da büyük büyük almışım. Şöyle uçlarından biraz alıyorum. Bütün bezelerimi yumak yaptım. Şöyle. Ve gelelim iç harcıyla buluşturmaya. Öncesinde parmak uçlarımla bezelerin hepsini açıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olacaksınız. İç harcını bolca koyuyorum. Farklı şekilli ve farklı lezzetli poğaçalar yemek istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz.
Ben bol bol seviyorum. İç harcını siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bütün bezelerimi iç harcıyla doldurdum ve daha sonra bu şekilde birleştiriyorum. Birleştirme yerleri çok önemli. Lütfen sıkı sıkı birleştirelim. Aksi halde açılmalar meydana gelebilir. Poğaça şeklinde yapıyorum. Daha sonra şekillendireceğim. Tekrar ikinci işlemde. Yapımı da oldukça pratik. Gördüğünüz gibi saatlerce uğraşmanıza hiç gerek yok. Evet, bu şekilde bütün poğaçalarımı hazırladım ve üzerine çok hafif basıyorum. Lütfen çok aşırı bastırmayın. Mutfak makasımla şöyle kesiyorum. Yani gül şeklini veriyorum. Daha küçük küçük de kesebilirsiniz dilerseniz. Bu şekilde benim için yeterlidir. Bir tane daha göstermek istiyorum. Kesinlikle aşırı bastırmayın. Hem şekli hem lezzeti harika bir poğaça tarifi verdim bugün sizlere. Yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşleri ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Evet. Son olarak bu şekilde gösterdikten sonra artık bir tepsi poğaçalarım hazır. Yağlı kağıt kullanmayı ihmal etmeyelim. Şöyle 12 tane, bir tane de artı, onu da fritözde yapacağım. Yumurta sarısı sürüyorum sadece. Dilerseniz daha küçük, minik minik de yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Ve tam ortasına şöyle çörek otu serpiştirdim. Dilerseniz susam da kullanabilirsiniz. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Evet, poğaçalarım pişti. Şöyle kıpkırmızı, çok da güzel kızardı. Şöyle altı da gayet güzel bir şekilde kızardı. Siz istediğiniz kadar kızartabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Şöyle bir de iç dokusunu görelim. İnanılmaz lezzetli bir poğaça oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.